Evet arkadaşlar, geldik Türkiye'nin özel konumuna. Şimdi herhangi bir yerin kendine has özelliklerini, yani kıtalara göre konumu, okyanuslara göre konumu, yükseltisi, yer şekilleri, engebeliliği, iklim gibi özellikleri arkadaşlar. Yani enlem ve boylamla açıklayamadığımız her şey buranın özel konumunu ifade etmekte. Demin de söyledik, bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara, önemli geçitlere, sanayi bölgelerine, işte Ruhr sanayi bölgesine uzaklığı, yükseltisi, mesela Türkiye 1132 metre yükseltiye sahip, yer şekilleri, mesela Karadeniz engebeli bir alan. Bunun gibi özelliklerin hepsi bizim özel konumumuzu oluşturmaktadır. Şimdi arkadaşlar, özel konumun en önemli, en güzel örneklerinden birisi Iğdır Ovası'nda pamuk tarımıdır. Şimdi Iğdır Ovası Doğu Anadolu gibi yüksek bir bölge içerisinde bulunmakta. Fakat bu yüksek bölgede olmasına rağmen Akdeniz koşullarına uyum sağlamış tropikal bir ürün burada yetiştirilmekte. Niye? Bunun arkadaşlar birkaç sebebi var. Birincisi, bu bölgenin yüksekliği az. Bakın, Doğu Anadolu'nun ortalama yükseltisi 2000 metrenin üzerindeyken Iğdır Ovası'nın bulunduğu yerin yüksekliği 870 metredir. Dolayısıyla yaz ayları arkadaşlar belirgin bir şekilde sıcak geçmekte. Çevresine göre çukurda. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Alçalan hava kütlelerinin ısınarak fön etkisi göstermesine neden oluyor. Yine buralarda yazları sıcak ve kurak geçmekte ve kışlar uzun sürmemekte. Ben Ağrı'da öğretmenlik yaptım. Kışın bir kış işte Ankara'ya gelmeye çalışıyorum. Uçağımız iptal oldu. Ağrı'da sıcaklık arkadaşlar -12 derece, yoğun sis var ve kar var. Ondan sonra sistem dolayı uçak inemedi. Bizi o gece Ağrı'da bir otelde misafir ettiler. Sordular. Yarınki Ağrı uçağını mı beklemek istersiniz? Arzu ederseniz uçağınızı değiştirebilirsiniz. İşte dedim, Iğdır'a gidebilir miyim? Evet dediler. Ben Iğdır'a gittim arkadaşlar. Arkadaşlar Ağrı'da kaldılar. Ve Iğdır'a gittiğimde şok olmuştum. Sabah fotoğraf çektim. Sisli karlı bir hava. Sıcaklık -12. Ama 1,5 saat sonra Iğdır Havaalanı'ndaydım. Sıcaklık 14 dereceydi. Çimenler yemyeşil ve güller açmış durumdaydı. Yani aradaki 70-80 kilometrede bu kadar muazzam bir değişim bize kendisini gösterebiliyor. Bu da ne yapmıştır? Pamuk tarımıyla bize kendisini göstermiştir. Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarına baktığımızda bir kere neredeyiz arkadaşlar? Türkiye, Avrupa, Afrika ve Asya'nın, yani eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunmaktayız. Yine baktığımızda arkadaşlar, yani bir köprü durumundayız. Tarih boyunca İpek Yolu gibi, Baharat Yolu gibi önemli ulaşım yollarının Türkiye üzerinden geçtiğini görmekteyiz. Arkadaşlar, farklı kültürlere ev sahipliği yapmışız. Bakın şurada Efes Kütüphanesi'ni görüyorsunuz. Celsius Kütüphanesi'ni. Kaya mezarları. Güneybatı Anadolu'da arkadaşlar, Fethiye'nin batısında bir alanda. Bakın Erzurum'da üç kümbetler. Eski Lidya kültürü, eski Yunan kültürü ve Selçuklu kültürü gibi gibi. Türkiye'nin neresinde durursanız durun arkadaşlar, 30-40 kilometre içerisinde mutlaka muhteşem bir tarihi esere rastlamanız mümkündür ki bu da Anadolu'dan birçok medeniyetlerin geçtiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, tarih boyunca önemli göçlere, akınlara ya da savaşlara uğramıştır. Gerçekten de arkadaşlar, Türkiye'nin bulunduğu yerde önemli savaşlar ve göçler yaşanmıştır. Arkadaşlar, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili iki yarımadadan oluşur. Biliyorsunuz Trakya Yarımadası ve Anadolu Yarımadası. Tabii ki yer şekillerimiz engebeli. Bu da yer şekillerinin çeşitliliği açısından Türkiye'ye bir zenginlik kazandırmıştır. Yer şekillerimizin bu kadar engebeli olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması Türkiye'deki iklim çeşitliliğini arttırmıştır. Gerçekten ülkemizin kuzeyinde İngiltere'dekine benzer bir okyanusal iklim. Hani bizim Karadeniz iklimi dediğimiz iklim. Ülkemizin batısında bulunduğumuz enlemlere uygun olarak Akdeniz iklimi. Ülkemizin iç kısımlarında ve Trakya'da ise arkadaşlar biz karasal iklime benzer bir step iklimini görmekteyiz. Tabii ki bu kadar iklim çeşitliliği tarım ürünleri üzerinde de etkili olmuştur. Gerçekten arkadaşlar, ülkemizde buğdaydan tutun ki zaten ana vatanı bu topraklardır. Şeker pancarına, pamuğa, ayçiçeğine, üzüme kadar birçok ürünün yetişmesine olanak sağlamıştır. Birkaç tropikal ürün hariç hemen hemen her türlü tarım ürününü bu topraklarda yetiştirmemiz mümkündür. Tabii ki ilginç olan, son dönemlerde maalesef tarımsal üretimimiz bize yetmemeye başladı. Şimdi
Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması balıkçılık faaliyetlerimizi etkilemekte. Ama tabii ki bulunduğumuz enlemleri düşündüğümüzde Karadeniz balıkçılık açısından daha büyük bir potansiyele sahipken Akdeniz'de arkadaşlar bu durumu görmek pek mümkün değildir. Çünkü Akdeniz'in suları daha sıcak olduğu için balık çeşitliliği açısından daha zengin. Bakın Akdeniz'de yaklaşık 500 çeşit balık yaşar, Karadeniz'de 200 çeşit. Ama balık stokları açısından yaklaştığımızda Karadeniz Türkiye'nin balık ihtiyacının yaklaşık %70-%75'ini karşılamaktadır. Suları daha soğuk olduğu için plankton bakımından daha zengin. Bu da balık potansiyelinin yükselmesine neden olmakta. Yer şekillerimiz ve etrafımızdaki denizler turizm faaliyetlerimizi de etkilemekte. Bakın arkadaşlar Uludağ Beceren Otel'in karşısındayım şu an. Uludağ kayak merkezimiz. Yükseltisinden dolayı kayak için uygun bir ortam. Dalyan'daki arkadaşlar kumsal. Hatta 2008 yılında arkadaşlar bu kumsal dünyanın en güzel 10 kumsalından birisi seçilmişti. Evet, Kapadokya'mız ve Pamukkale travertenlerimiz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de hem doğa hem tarih hem ekolojik tur açısından çok güzel potansiyel bulunmaktadır. Zaten onun için dünyada turizmde ilk 6'dayız. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilk 5'e girmek gibi yani 5. olmak gibi bir hedefimiz bulunmakta. Türkiye'nin yer şekilleri ve etrafının denizlerle çevrili olması ulaşım ve ülke savunmasını etkiler. Bakın arkadaşlar Erdek yakınlarında savunma botumuz. Bakın 40 geçit mevkii. Burada arkadaşlar 44 tane tünel ve viyadük bulunmakta. Ve Artvin. Arkadaşlar Artvin ülkemizde yer şekillerin en engebeli olduğu yerlerden birisi. Hatta şöyle derler. Artvin Türkiye'de en iyi şoförün çıktığı alandır. Niye? Artvin'in şoförü ömür hayatında bir kere hata yapar. O hatasında da zaten ölür. Gerçekten yer şekilleri çok engebeli. Evet, iki boğaza sahiptir. Bu da hem bir gelir kaynağı hem de siyasi bir güç olarak kullanılabilir. Bakın İstanbul Boğazımız ve Çanakkale Boğazımız. Arkadaşlar bu boğazlardan geçen gemi sayısı Panama kanalından geçen gemi sayısının 4 katı. Son dönemlerde hep konuşuyor altın frank cinsinden ödenmesi lazımken buradaki geçiş ücreti. Biz 1970'li yıllarda dolara sabitlemişiz. Onun için çok çok cüz'i bir ücret ödüyor. Yine Montre Boğazlar Sözleşmesi'ndeki gibi altın frank mevzusuna dönersek boğazlardan geçiş ücretinin muazzam ölçüde yükseleceğini düşünebiliriz. Türkiye Avrupa'dan 2 biliyorsunuz Yunanistan ve Bulgaristan, Asya'dan ise 6 devletle komşudur. Arkadaşlar Gürcistan, Ermenistan, şuradan Nahçıvan yani Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye ile komşudur. Bu da sınır ticareti açısından bize büyük bir potansiyel sağlamaktadır. Dünya petrollerinin %60'ının çıkartıldığı Orta Doğu ülkelerine komşuyuz. Bu da arkadaşlar bizim petrolü daha ucuza almamız için bir fırsat, bir olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda petrolün üzerimizden transit geçerek bize gelir getirmesini de sağlamakta. 60'tan fazla maden çeşitliliğine sahibiz. Zengin su kaynaklarına. Tabii ki çevremizdeki ülkelere göre. Bakın Türkiye'nin yıllık ortalama yağışı arkadaşlar 600 milimetre. Aslında biz su zengini değiliz. Ama çevremizdeki ülkelerin birçoğu 200-300 milimetre yağış aldığı için biz onlara göre su bakımından nispeten daha zenginiz. Bugün 80 milyonun üzerinde arkadaşlar genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Bu da gelişmek için muazzam bir potansiyel oluşturmaktadır. Arkadaşlar Türkiye Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde bulunur ki bundan dolayı yer şekilleri çok engebelidir. Bakın Mersin'in kuzeyinde At Pazarı mevkiindeyim. Şu vadinin tabanıyla karşımdaki dağlar arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 1500 metre. Yani birkaç kilometre içerisinde 1000-1500 metre yükselti farklarının görülebildiği bir alan. Yani bu Türkiye'nin ne kadar engebeli bir ülke olduğunu bize göstermekte. Bu yer şekillerinin bu kadar engebeli olması bizde denizel iklim etkilerinin azalmasını sağlamış. Çünkü dağlar kıyıya paralel uzanıyor ve nemli hava kütleleri içeriye sokulamadığı için denizel iklim etkileri azalmış. Eğim ve engebe artmış. Tabii ki tarım alanları da azalmış durumdadır.
Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Aslında bunu şöyle özetlemek mümkün. Bakın, yerçekimlerin engebeli olması gerçek alanla izdüşüm alanı arasındaki farkın da artmasına neden olmakta. Türkiye hem yüksek bir ülke hem de batısından doğusuna doğru gittikçe yükselti artmaktadır. Bu durumda ne yapar? Batıdan doğuya doğru gittikçe sıcaklık değerleri azalır. Batıdan doğuya doğru gittikçe karasallık değerleri şiddetlenmektedir. Yine baktığımızda Türkiye'de dağlar doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu da ne yapmakta arkadaşlar? Denizel etkilerin iç kısma fazla sokulmasını engellemiştir. Ve doğu batı yönünde ulaşım, hani vadiler boyunca, senklinaller boyunca geliştiği için kolaylıkla sağlanırken kuzey güney yönünde ancak bazı geçitleri kullanarak geçmemizi sağlamıştır. Bakın, soldaki fotoğraf Artvin dağlarından alındı. Şurası arkadaşlar Hopa. Bakın, buradan nemli hava kütleleri dağ yamacı boyunca yükselirken ne yapıyor? Dağın kuzeye bakan yamaçlarına, denize bakan yamaçlarına bol miktarda yağış bırakıyor. Onun için bitki örtüsü çok gür. Sertavul geçidi arkadaşlar Mersin'de Konya arasında ulaşımı sağlıyor ki gerçekten ülkemizde kuzey güney yönünde ancak bazı geçitlerle ulaşımı sağlamaktayız. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farka baktığımızda yaklaşık 35 bin kilometre kare, işte 814 bine 780 bin. Bu da Türkiye'nin engebeli olmasından kaynaklanır. Aslında bunu şöyle anlatabiliriz. Bir Konyalı ile bir Artvinli bir araya gelmişler. Konyalı hava atıyor. İşte Türkiye'nin en büyük vilayeti Konya diye. Artvin'de diyor ki, ya diyor, bizim Artvin'i bir ütüresek diyor, Konya'ya 5 basar. Şimdi gerçekten aradaki 35 bin kilometrelik fark nereden gelir? Ütülersek arkadaşlar Türkiye'yi 814 bin kilometre, ama engebeli bırakırsak 780 bin kilometre bir yüz ölçümüne sahiptir. Evet sevgili dostlar, böylece Türkiye'nin özel konumunu da işlemiş olduk. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.